88'de evlendiğimden bir hafta sonra köfteyi yapmaya başladım. Her sabah sokakta araba sesleri, korna sesleri, zile basılmaya başlandı. Kapattık, yapmıyoruz. O zaman evde yapın. Tencere köftesi denme sebebi aslında tencere içerisinde bol yağda olmasından kaynaklanan ve o yağın içerisinde sıcak servis etmeniz gereken bir ürün. İyi et kullanmanız gerekiyor. Baharatımdan ödün vermem. İçinde kullandığınız soğana kadar her şey seçerek ve itina ile olmalı. Garnitür asla kullanamazsınız. Sadece acı biberini servis edeceksiniz. Hiçbir şey yanına yakışmaz. Yanına koyacağın her şey onun asaletini sarsar. Şu cümleyi kurarım 35 yıldır. Ölüyor dahi olsam önce o işi yapar sonra ölürüm. Yapamayacağım hiçbir şeyle karşılaşmadım bugüne kadar. Ben her şeyi yapabilirim. Feriha Kavuranlar, 1971, Edirne doğumluyum. Uzunköprü doğumluyum. Çocukluğum orada geçti, büyüdüm. Okul yıllarım orada geçti. 88'de evlendik eşimle. Sonra bir daha non-stop Edirne'deydim. Evlenince Kavuranlar soy ismini aldım. Zaman içerisinde ailenin sohbetlerinde Kavuranlar soy ismini Türkiye'de tek sadece bizde olduğu ortaya çıktı. Verilme sebebi de büyük dedemizin tamamen bu ciğer kavurmasından gelen, o sebeple verilmiş bir soy ismi. Büyük büyük dedelerden bu tarafa kendileri aşçı ve bu işleri yaptıkları için tamamen meslekten dolayı verilen bir soy isim. Evet, Türkiye'de bir tek biziz. Büyük dedemizin şu an şehir stadyumu olarak geçen mevkii de dükkanı aslında Edirne'de ciğerciliği başlatan kişi kendisi Ahmet Kavuranlar. Edirne ciğerinin özelliği bol yağda yapılan bir şey, dükkanı varmış. Babadan oğula geçtiği için Ahmet Kavuranlar en büyük dede, kayınpederim Bahattin Kavuranlar, oğul benim eşim Ahmet Kavuranlar, oğlum Bahattin Kavuranlar. Dededen toruna, babadan oğula. Edirne Valiliği, tam yılını hatırlamıyorum, araştırma yaptırdı. Herhalde bir 2-3 yıl kadar sürdü bu araştırma. Sonra kitapçığı yayınladı. O kitapçıkla ve araştırmayla birlikte Edirne'de ilk ciğerciliği bizim dedemizin başlattığı ispatlandı. Köfte daha sonra. Bir dönem zembille. O dönemi hatırlayanlar bilir. Biz fotoğraflardan biliyoruz, denk gelmedik. Dedemiz zembille satmış. Rahmetli kayınpederim devam ettiriyor. Dükkan açılıyor. Sabah kahvaltıda köfte, 12'den sonra da bir buçuk gibi ciğer servisi başlıyordu. Uzun yıllarda o şekilde gitti. Edirne'de tencere köftesi ilk kek ve orijinali bizim dedemizle başlayan bir şey. Tencere köftesi dendiği zaman Edirne'de bir tek o akla gelir. Tencere köftesi denme sebebi aslında tencere içerisinde bol yağda olmasından kaynaklanan ve o yağın içerisinde sıcak servis etmeniz gereken bir ürün. İyi et kullanmanız gerekiyor. Baharatımdan ödün vermem. İçinde kullandığınız soğana kadar her şey seçerek ve itina ile olmalı. Garnitür asla kullanamazsınız. Sadece acı biberini servis edeceksin. Hiçbir şey yanına yakışmaz. Yanına koyacağın her şey onun asaletini sarsar. 35 yıldır hiçbir bir defa dahi neden yapıyorum, öf çok yoruldum dediğimi hatırlamıyorum. Tencere köftemizin belirli aşamaları var. Hafif bir haşlama şeyinden geçirdikten sonra bol yağda son şekline kavuşturuyoruz. Ondan sonra esas lezzetini verme sebebi de satışta gördüğünüz tencerenin içerisinde yavaş yavaş yağı kaynatmadan çok ağır ateşte kalarak aslında son vuruş dokunuşu o. Köfte satışımızda seyyara 97 yılında eşim emekli oldu. Çocukluğundan beri bu işin içerisinde kendisi. Artık yapmama kararı aldı. Yoruldum dedi. Kapattı dükkanı. Fakat bu kararda 10 gün başarılı olabildik. İkinci haftadan itibaren her sabah sokakta araba sesleri, korna sesleri, zile basılmaya başlandı. İşte niye çıkmıyorsunuz? Bir hastalık mı var? Bir şey mi var? Dükkan niye kapalı? Kapattık, yapmıyoruz. O zaman evde yapın. Böyle bir hafta 10 gün yaşadık. Sonra oturduk rahmetli kayınpederle. Nasıl yapabiliriz, nasıl edebiliriz? Eşim çok dahil olmadı biz kayınpederle bu istişareyi yaparken. Öylelikle başladık seyyara. Tamamen her sabah bunu kahvaltısında alıp yiyen, ben müptelaları diyorum, çoğu müşterimin de köftem konusunda bağımlılığı vardır. Aslında onlar için yapılan bir hareketti. Her gün düzenli, aksatmadan şey yapan müşterilerim var. O
yüzdendir zaten belli bir saate kadar. O saatten sonra zaten olmadığını bilir ve gelmez. Sabah 5.30'la 2 arası yetişen alabiliyor, yetişemeyen yarına kalıyor. Müşterilerim tatmadığım günleri bilirler. Yılda 5 gün yok. Ramazan bayramında 2 gün, Kurban bayramında 3 gün, geri kalan 360 gün orada olduğumuzu bilir. Bulgarlardan da gelen, Yunanlılardan da şu an çoklar zaten Edirne'de. Bir de bilen de var. Yunan arkadaşlarımız var, Bulgar da arkadaşlarımız var. Onlar ararlar mesela. Yunanca ve Bulgarca tabelalar aslında pandemiden önce de vardı. Ama çok değil. Yerli halktan ziyade bir alışverişe veya bir çarşıya çıktığınızda onlar daha çoklar. Doğal olarak, haklı olarak diyorsunuz. Anlayabilmeleri, bilebilmeleri için tabii ki de onların dillerinde de tabelalara bir ekleme yapıldı. 88'de evlendiğimden bir hafta sonra köfteyi yapmaya başladım. Kayınvalidem yapıyordu. Biz de kadınlar yapıyor zaten. Titiz bir insandı. Ben hiç kayınvalidemin misafirliğe gittiğimiz herhangi bir evde su içtiğini hiç hatırlamıyorum. Asla içmezdi. Ufak tefek bir kadındı. Gördüğünüzde Adile Naşit'i andırırdı. Yorulmak bilmezdi. Hiçbir yerinin ağrıdığını söylemeden 2012 yılında vefat etti kendisi. Çok titiz bir insandı rahmetli kayınpederim. Bütün işlemin başından sonuna bitene kadar bulunurdu. O gün günden itibaren bugüne kadar bil fiil yapıyorum. Bu çok şükür mesleğim. Gelin olup da nasıl yapıyorsun, nasıl başa çıkıyorsun? Mesela onlara cevap verirken sanıyorum şuradan kaynaklanıyor. Gelin olmamdan ziyade eşimin ve kayınpederimin mesleği olup, ailenin mesleği bu olup benim de dahil olmamdan ziyade sanıyorum ki naturamda şöyle bir nokta var. Bu hep vardı. 51 yaşındayım ben. Hayatımda yapamayacağım hiçbir şeyle karşılaşmadım bugüne kadar. Biraz o yönüm var. Ben her şeyi yapabilirim. Bu hayatta şu an sadece ölüme bir çarem yok. 35 yıldır da bunu yapabildiğimi ispatladığıma inanıyorum zaten. Kayınpederim 2014 yılında rahmetli oldu. Sert bir insandı. Hep şeydir tarif ederlerken, Ayşe kadında bağırdığında köfteci Bahattin Selimiye'de esnaf duyar. O derece sert bir insan. Korkusuzluğumu biraz da ondan aldığıma inanıyorum. Tabiri caizse çalıştırırken annemden emdiğim sütü burnumdan getirdi. İyi ki de getirmiş. Bir insana 10 numara kolay kolay diyemezsiniz ama rahmetli 10 numara bir insandı. Özellikle işimiz veya kendi yaptığı herhangi bir şeyde, sadece yaptığımız köftede değil, her ne iş yapılıyorsa, ne gerekiyorsa, davranış olsun, kullandığı her şeyde, aklınıza gelebilecek her şeyde bu şeyi vardı. Görecek, bilecek, yapacak ve dayatmacı. Öyle yapılacak, böyle yapılacak, özen göstereceksin, itimat edeceksin. Evin işi, evin işini bırakacaksın, bu iş. Ama layıkıyla olacak. Titiz bir insandı. Yani giydiği gömleğin yakasından o derece. Çorabın takımına uyup uymamasına, ayakkabısını asla boyamadan mümkün değil giyip dışarı çıkması. Bazen hatta takılıyordum. Baba diyordum, Alman adabı, Alman kültürü vardır ya, hani onlardan mı? Hiç alakası yok. Kendimi bildim bileli böyleyim. Tanıyanlar, onun yaşında halen yaşayan arkadaşları hani imrenirdik delikanlıyken de giyimine, kendine olan tertibine veya yaptığı işe olan saygısına. Yapı ve karakter olarak öyleydi. Bir müddet sonra bu sizin düsturunuz oluyor. Otomatiğe bağlıyorsunuz. Kaytaramıyorsunuz. Çünkü alışıyorsunuz. Öyle olması gerektiğini görüyorsunuz ve öğretilen, gösterilen bu şekilde yapılmalı, bu şekilde yapılırsa doğrudur, uygundur ve devamlılığı bu şekilde geliri zaten öğreniyorsunuz. Öyle de ilerliyorsunuz. Edirne insanı iyidir, hoştur, hatta mükemmeldir. Şu an Türkiye genelinde bir bayanın istediği saatte yalnız başına Edirne'nin herhangi bir caddesinde, sokağında yürüyebileceği tek şehirdir. Ne bir delikanlı, ne bir erkek asla yanlış bir harekette, yanlış bir davranışta, yanlış bir sözde asla bulunmaz. Bir kadına neyi tavsiye ederim? Öncelikle kendini sevmesini. Herkesten önce kendine saygı duymasını. Hayatta kendinden başka bir tane daha olmadığını öğrenmesini ve bilmesini isterim. Ben hayata tamamen pozitif bakan bir insanım. Yaşamayı seviyorum. Dertleriyle seviyorum. İnsanız. Her şeyin bize dair olduğuna inanıyorum. Ağlarken gülebilecek bir şey bulabiliyorum. Ve bunu da yaşamayı sevdiğimden ve daha uzun uzun yaşamayı planladığımdan dolayıdır diyorum. Dünyada yaşadığımıza değil de dünyadan geçtiğimize inanıyorum. Ve bu geçişi elimden geldiği kadar mutlu, mesut, eğlenceli ve yaptığı her şeyden keyif alarak, severek
saygı göstererek geçip gitmek istiyorum.